Sen programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. Asıl siz hoş geldiniz Antakya'mıza. Efendim hoş bulduk. Sizinle birlikte bir tarihi yolculuk yapacağız. Evet. Butik oteliniz var. Çok kısa bir sürede aslında işletmeyi açtınız ama otelinizin bir hikayesi var. Ondan önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Aytül Yenibayrak ben. 2019 senesinde İstanbul'dan Antakya'ya gastronomi şehrini ziyarete geldim. 2019 senesinde ilk önce işte burası tescilli bir bina. 1700'lerden kalma tarihi tescilli bir bina. Lokasyon olarak çok özel bir lokasyondayız. Hem kilisenin, hem havranın, hem de caminin olduğu tek lokasyon burası. Affan dediğimiz bu bölgede. Burası Lorev Butik Otel diye geçiyor işletmemin ismi. Burası 9 odalı bir işletme. Her bir odanın farklı bir hikayesi var. Avlusu çok geniş gördüğünüz üzere. Keyifli, özellikle avlusunda işte oda kahvaltı verdiğimiz, akşam yemeği servisi verdiğimiz bir avlumuz var. Sonrasında işte restoran hizmetimiz bulunmakta. Birkaç tane meze bizim işletmemize ait imza mezedir. Lezzet, tazelik açısından gerçekten çok beğendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Lokasyon olarak da ben birazcık bahsetmek istiyorum size işletmemizden. Şu an şehrin merkezindesiniz, Kurtuluş Caddesi'ndesiniz. Kurtuluş Caddesi tarihte geçen Herit Caddesi'dir. İlk aydınlatılmış caddedir. Eskiden kandillerle aydınlanırmış bu cadde. Yerin altında ve üstünde de esnaflar olduğu için gece de alışveriş devam etsin diye kandillerle aydınlatıldığı için Herit Caddesi, yani ilk aydınlatılmış cadde diyorlar. Böyle bir tarihi dokunun üzerindeyiz şu anda biz. Sağımız, solumuz, yanımız, her yer tarih. Sizin binanın da bir 300 yıllık. 300 senelik bir bina burası. Evet. 1700'lerden kalan bazı kalıntılar oldu. Oymalar gibi Fransız mimarisinde mevcuttur.